Evet. Kayıt başladı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ بِهِ مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاءُهُ كَالْحُمَمِ. O كَأَنَّهَا'daki zamir ayete gider. O ayetler sanki havuzdur. Yani su havuzudur. Ki تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ بِهِ مِنَ الْعُصَاةِ, yani asilerin o مِنَ الْعُصَاةِ الْوُجُوهُ sıfatıdır. Hal de olabilir. Asilerin yüzleri onunla ne oluyor? Beyazlanıyor. Yani nasıl ki günahkarlar bu kıyamet gününde o cehennem ateşinde kömür gibi olmuş o insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kevser havuzuna daldırınca vücutları bembeyaz oluyor. İşte sanki bu Kur'an ayetleri de bu dünyada o Kevser havuzuymuş gibi el havd, dolayısıyla elflame ahd alacağız, havd-ı Kevser. Sanki o ayetler bu dünyadaki Kevser havuzuymuş gibi tabiat durucuhu bi'imlel usati. Usat neydi? Ha, usat, kudat gibi asinin çoğulu. Asilerin yüzleri onunla bembeyaz oluyor. Ha, o bembeyazı nereden çıkardım? Tebyaddu if'alle bağımla. İbyadda. Çünkü bağda yani mücerred beyaz olma. Ama ibyadda onda mübalağa var. Yani dolayısıyla bembeyaz. Tebyaddu vücuhu bihi. Onunla yüzler bembeyaz oluyor. Neyin kimin yüzleri miner usatı. Asilerin yüzleri bembeyaz oluyor. Halbuki وَقَدْ جَاءُوهُ, onlar o havza gelmişlerdi. كَالْحُمَنِي, kömür gibi gelmişlerdi. Yani kömür gibi simsiyah gelmişlerdi. Ona o havza dalınca bembeyaz oluyor. Yani şunu demek istiyor. Kur'an-ı Azimüşşan manevi bir havuzdur. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ın havuzuna şeyler Kur'an-ı Azimüşşan'ın havuzuna günahkarlar dalınca onun bereketiyle, onun sevabıyla onların günahları bağışlanır. Yani Kur'an'ı güzel bir şekilde okumak. Yani çünkü malum İbn-i Mesud'a radıyallahu teala anhu rivayet ettiği hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir Kur'an kelimesiyle 10 bir sevap yazılır. Sevapla 10'a katlanır. Dolayısıyla siz elif, lam, mim dediğinizde 30 sevap hasıl olur. Tabi bunu modern akılla, seküler akılla değerlendirmemek lazım. Rabbül Alemin Celle Celaluhu bir kere bu dünyayı kainatı insan için yaratmış. İnsan eşref-i mahlukattır. Ve özellikle insan Allah Celle Celaluhu'nun birliğini, azametini kabul edip iman ettikten sonra İslam sayesinde en iyi mahluk oluyor. Çünkü Allah'ın emrine uygun iman etmiş oluyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu o iman edenleri adeta affetmek için tabir yerindeyse bahane alıyor. Ve bunun için az bir amele büyük sevaplar veriyor. Tabi bir yandan onları mağfiret etmek, bir yandan da bu dünya, çünkü insanın psikolojik yapısını, nefsani, şehvani durumlarını, çevrenin baskılarını, efendime söyleyeyim, diğer nefsin muğriyatını en iyi bilen Allah'tır. Ve bu manada hakikaten insanın imtihanı zor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bu amelleri, salih amelleri bu nefsin imtihanına karşı teşvik olsun diye
ne yapıyor? Kat kat ameller, şey sevaplar vaat ediyor. Ta ki bu nefsin mücadelesinde Müslümanlar kısmen de olursa oturabilsinler. Çünkü hakikaten ya nefisle mücadele öyle kolay değil. Hele bir de uzun bir ömür. Yani bazen düşünüyorum ya ömür boyunca hep biz bu imtihandan geçiyoruz. Yani bu imtihanı hakikaten başarmak çok zor. İşte bunun için, bu imtihanı başarmak için Rabbimiz Celle Celaluhu lütufta bulunuyor ve mesela bir hadiste hatırlarsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin dilinizin sadakasını öyle besliyor. Nasıl ki biriniz kapısının önündeki kısrağı besleyip büyütüyorsa Allah da sizin sadakanızı öyle sizin için besleyip büyütüyor. Ki ayetin nasıyla bir sevaptan 700'e kadar ve daha da katlanması hepsi neye matuftur? Müminleri bu nefsin mücadelesinde amellere, ibadetlere teşvik etmek ta ki nefsi kısmı ne yapabilsinler? Gemleyebilsinler, frenleyebilsinler. Tabi bazı zahid, abid, salih insanlar bu imtihanı büyük bir başarıyla kaydetmiştir. Mesela Süfyan-ı Sevri ile ilgili niye Sevri lakabını almış? Çünkü bir keresinde camiden çıkınca sol şey normalde sol ayakla çıkması gerekirken sağ ayakla çıkmış. Kendi nefsine hitaben sen öküz gibisin. Ve bu lakabı olmuş. Ve yine öyle naklederler. Sanırım yine ya Süfyan-ı Sevri ya başkası bir gün teheccüd namazını kaçırıyor. Yani salih bir insan nefsine yöneliyor sabahleyin. İyi, aferin sana. Sen bugün rahat uyuyor. Teheccüd, meheccüd hepsi kalktı. Ama sana ceza olarak bir yıl uyumayacağız. Bir yıl boyunca hiç uyumuyor. Bütün gecesini ibadetle geçiriyor. Uykusu sadece böyle oturarak kestirme şeklinde. Yani bu tür, tabii bu bize çok ütopik geliyor değil mi? Yani hayal dışı geliyor. Mesela Rabiatü Adeviye'nin radıyallahu teala anha ve annen cehşif. Gece gündüz 400 rekat namaz kıldır. Rivayet edilir. İmam Ahmed bin Hanbel o ilmi faaliyetleriyle birlikte 120 rekat kılıyordu. İmam Şafii gecesini 3'e bölüyordu. Bir kısmı uyku, bir kısmı ilim, bir kısmı ibadet. Yani 1/3 ne yapıyordu? Uyuyordu. İmam Ebu Hanife'nin biliyorsunuz 20 yıl kadar veya 40 yıl, 20 yıl kadar sabah namazını abdest namazı, yatsı abdestiyle kıldığı rivayet. Yani bazıları bu imtihanı çok büyük bir başarıyla ne yaptılar? Kazandılar. Bazıları da orta halli idare ettiler. Yani bazen kazandılar, bazen kaybettiler. Orta halli gittiler. Ama bizim gibi bazı insanlar da ne yazık ki imtihanı kaybediyorlar. Rabbim yardım etsin inşallah. Yani ben şunu vurgulamak istiyorum. İslam'da ibadetlere vaat edilen bu fazla sevabın mantığı budur. Mantığı nedir? Teşviktir. Niye? Çünkü insan hakikaten çok büyük bir imtihan içerisinde. Bizim gibi zayıf insanlar nefis ve şehvet, şeytan, nefis, şehvet, çevre, bütün bunlar böyle dört koldan insana hücum ediyorlar. Yani o imtihanı başarmak zordur. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu mesela günahlardan sakınma. Değil mi? Günahlardan sakınmaya da büyük bir mükafatlar vaat ediyor. Mesela bir günah önünüze geldiğinde yapmadığınız zaman 70 sevap alıyorsunuz. Yani bir harama bakmamak 70 rekat nafile namazdan daha o nedenlidir. Mesela yine hatırlıyorsunuz
kıyamet gününde Allah'ın özel gölgesinden, yani özel yarattığı, ki buna aşk gölgesi denildi. O özel gölgeden başka gölgenin olmadığı o şiddet gününde 7 sınıf insan arşın gölgesindedir. Bunlardan birisi kimdir? Birisi bir diyelim ki albenisi iyi olan, makamı, işte konumu iyi olan bir kadının onu zinaya davet ettiği halde Allah için yaptı. Yani demek ki günahtan çekinmek, kaçınmak çok büyük mükafat. Birisi de nedir? Allah'ın ibadetine yetişen genç. Ne kadar önemli. Mesela birisi nedir? Adaletli yönetici. O adaletli yönetici diye özellikle ona öyle bir mükafat veriliyor. Çünkü yöneticilikte çok büyük bir imtihan. Ve çoğu insan o imtihanı kaybediyor. Ve bunun için Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberinin diliyle o imtihanı, yöneticilik imtihanını adil davranmak suretiyle kazananlar çok büyük bir mükafat. Yani bu mantığı iyi anlamak lazım. وَكَسِّرَاتِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً O ayetler bir taraftan Kevser Havdu gibi, bir taraftan da Sırat Köprüsü gibi, yani üzerinden hızlı geçilir. Yani o kitapla amel edenler ahirette o kıyametin korkularından çok hızlı kurtulurlar. وَكَلْ مِزَانِ مَعْدَلَةً Ve adalette de terazi gibi. Yani öyle bir adalet anlayışı var ki mesela Kur'an'ın sahip olduğu adalet anlayışının çok önemli göstergeleri var. Yani kanaatince ki salih ayetlerin ötesinde Nisa suresinin sanırım 110-120. Ayetleri arası 10 ayet yaklaşık buna Yahudi'ye yapılan bir haksızlığı önlemek içindir. Ve biliyorsunuz ben burada kendi ifademle diyorum ki Kur'an'ın en çok kızdığı kavimlerden birisi Yahudi'dir. Doğru mu? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Kur'an'da 132 defa ismi geçmektedir. Halbuki Kur'an Resulullah'a inmiştir, ismi 4 defa geçiyor. Bu Kur'an'ın bu kadar üzerine yoğunlaştığı ve onlara kızdığı, onları adeta efendime söyleyeyim cehennemdeki azaplarını söylediği, lanet ettiği ama yine de bir Yahudi'ye bir haksızlığı ne yapmıyor? Tolere etmiyor. İlginçtir. Ve yine Cenab-ı Peygamber'e وَاِنْ جَاءُوكَ لِتَحْكُمْ بَيْنَهُمْ لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْمِ Çok anlamlı. Onlar o Yahudiler yani Tevrat'ın sahibi olan güya Tevrat şeriatıyla amel ettiğini söyleyen o Yahudiler senin aralarında hüküm etmen için gelirlerse adilce yani aslında Rabbimiz Resulullah'ın adil olduğunu çok iyi biliyor. Bu insanlığa bir Kur'an'ın adalet dersidir. Bu şekilde anlamak lazım. Dolayısıyla o Kur'an adaletinde terazi gibidir. Biliyorsunuz terazi hem klasik dönemde hem modern dönemde adaletin sembolü olarak, simgesi olarak kullanılıyor ki mahkemelerde o adaletin resmi onun için. Ve mesela Rahman suresinde geçen o vada'a mizan onu birçok müfessir adalet olarak tefsir ediyorlar. Allah'a tadavuş mizan diye. فَالْقِسْتُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمِي Çok güzel bir cümle. Çok dolu bir cümle. Diyor Kur'an'ın ayetlerinden o hadamiri ayetleri gibi Gayriha'daki Kur'an ayetlerinin dışında insanlar arasında adalet olmaz. Adalet ayakta kalmaz. Yani gerçek adalet. Yani Kur'an'ın adaleti sadece Müslümanlara yönelik bir adalet değil.
sadece yöneticilere yönelik, sadece elit bir zümreye ve sadece beyazlara, sadece bilmem efendim söyleyeyim, o dilin ülkesini, o ülkenin dilini konuşanlara ve sadece bir ırka değil, bütün insanlara. Ki verdiğimiz örneklerde nedir onun ifadesidir. Yani bir Yahudi'ye yapılan ufak bir haksızlık, bu kadar Kur'an. İnna enzelna ileyke el-kitabe bil-hakki litahkuma beyne'n-nasi bima araka'llah. Burada başlıyor. Ve la tekun lil-kha'inin hasim. Çok müthiş. Dolayısıyla Kur'an'ın adaleti herkese şamil olan bir adalettir. Ama ne yazık ki bugün insanlık, başta Müslümanlar, ne yazık ki bunu kavramıyorlar, anlamıyorlar. Çünkü Müslümanlardaki o batının gücüne karşı olan kompleks adeta bütün latife ve basiretlerini örtmüştür. Göremiyorlar. Kendilerine ait hiçbir güzelliği göremiyorlar. Maalesef. Evet. Ve mesela bugün yani Müslüman olduğunu iddia eden insanlar kendilerine ufak veya büyük, küçük veya büyük bir takım yetkiler teslim edildiğinde, bir takım yöneticilik imkanları teslim edildiğinde, mesela bu emri, Kur'an'ın adalet emrini uygulayabilseler bütün dünyaya örnek olacaklar. Ama ne yazık ki hiç yok. Geçen günü bir yolsuzlukla ilgili bir araştırma, yolsuzluk sıralamasında ne yazık ki hep, yani ismi güya, sözüm ona İslam ülkeleri. Gerçi benim tabirim, ben buraları İslam ülkeleri saymıyorum. Buralar İslam coğrafyasıdır. Bir zaman İslam'ın hakim olduğu bir coğrafyadır. Bu coğrafyada bazı Müslümanlar yaşıyor. Ama özellikle siyasi piramitlerde Müslümanların sayısı, İslami ölçü alıp İslam'ın hükümlerine göre hükmedenlerin sayısı çok azdır. Yani maalesef çok azdır. Ve bütün yolsuzluk sıralamalarında Müslüman ülkeler var. Yani çok yazıktı yani. Halbuki bizim yöneticilik tarihimizde, siyaset tarihimizde bizim yöneticilerimiz İmam Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anhu bir ara canı tatlı istiyor. Hanımı Ummu Rumane diyor ki tatlı var mı? Yok diyor. 2-3 gün sonra bir tatlı kabı geliyor önüne, küçük bir kap. Bunu nereden buldun diye soruyor. Diyor bizim Beytülmal'dan aldığımız maaşın her gün bir kısmını kısım bunu yaptım. O zaman demek ki biz o kısmı fazla alıyoruz. Onu kendi maaşından kesiyoruz. Biz bu gelenekte olmamız lazım. Hazreti Osmanlı'yı yani bizim çoğumuzun bugün haşa beğenmediği Osman bir gün bir şey yazıyor. Birisi geliyor, selam veriyor. Oturuyor yanında, mumunu söndürüyor, başka bir mum açıyor. Yapıyor. Niye böyle emirin mumu, niye böyle yaptın? Çünkü diyor, birincisi devletin işini görüyordum, o devlet mumuydu. Şimdi ise biz özel sohbet edeceğiz. Kendi mağarındaki mumu yaptı. Yani böyle bir ruh hassasiyeti kazandıran Kur'an, İslam, maalesef Müslümanlar bugün dünyada yolsuzluğun numunesi olmuşlar. Ha demek ki el-Kur'anu şivadın ve hum şivadın ahar. Kur'an bir vadidedir, onlar çok farklı bir vadidedir. Yani bugün Müslümanlar olarak bizim her şeyden önce bir zihni devrime ihtiyacımız var. Zihni devrim dediğimiz zihnimizle İslam'a inanma, ona ihtiyacımız var. İslam'a güvenme, zihnen ona teslim olma. Buna Müslümanların ihtiyacı var. Bu yok maalesef. Bunun sebebi de çoğu kez çünkü Kur'an'ı da bilmiyoruz yani tam bilmiyoruz.
La ta'caben li hasudun ve ahayun ki uha. Sen diyor raha gidip de biliyorsunuz ravhat var, gadvet var. Gadvet sabahtan öğleye kadar yapılan fiiller için kullanılır. Mesela gada ye'kulu deseniz yani sabahtan öğleye kadar yedi o anlamda. Ve gada yedhebu deseniz. Ravhat da öğleden akşama kadar. Burada yani o hasude siz şaşırmayın ki raha gitmiş mutlak gitme anlamında günkü ruha. Bu ayetleri, Kur'an ayetlerini inkara yönelen hasude kısmanca siz hiç şaşırmayın. Ki inkar edince tecahule aynen günümüze hitap ediyor. Yani kendisini bilmezliğe vererek. Yani ben diyor Kur'an'da ne var ki inanayım? Yani bu kadar güzelliklere rağmen ne var ki yani? Halbuki aslında biliyor Kur'an'da ne var. Tecahül ediyor. Tecahül olarak bu kelimeden. Yani bildiği halde kendini bilmemezliğe veriyor. وَهُوَ بَطُّهُ وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ Halbuki o hazık bir şeyi maharetle yapan, mahir demek. Fehim de mübalağa sıgası fe'il. Biliyorsunuz iki tane. Bir fe'il var mübalağa sıgası, bir de fe'il. Bu mübalağa sıgası. O çok anlayan, mahir olan birinin ta kendisi olduğu halde kendini bilmezliğe vererek Kur'an'ın bu güzelliğini, bu diyelim ki adalet emrini ne yapıyor? Bilmediğini kendisini bilmemezliğe vererek ne yapıyor? Efendime söyleyeyim. İnkar ediyor. Bu diyor olan normaldir onun inkarı. Niye? Çünkü قَدْ تُمْكِرُ الْعَيْنُ دَوْا الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ Ramad göz hastalığıdır. Gözdeki sancı hastalık. Bazen diyor göz o güneşin ışığını bile ne yapıyor? İnkar ediyor. Diyor güneş ışık vermiyor. Hayır güneş ışık vermiyor. Değil. Yani güneşte bir arıza yok. Yani arıza senin gözündedir. Dolayısıyla bu Kur'an'ı güya anlamadığını söyleyen arıza Kur'an'da yok. Arıza onların zihnindedir. وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ Ve bazen de ağız hastalıktan dolayı, sakın hastalık, hastalıktan dolayı suyun tadını inkar ediyor. Su gibi hayat kaynağı. Yani nedir diyor bu suna hiç tat almıyor. Halbuki su tatsız değil, su hayat kaynağıdır. Onun ağzında problem var. Dolayısıyla bunlar da yani Kur'an'ı tarihsel diyenler, yok bilmem şu diyenler, bu diyenler bütün sıkıntı onlardadır. Kur'an'ın kendisi güneş gibidir. O onların üflemeleriyle de sönmez. Burada durar mısın? Durar mısın? Cezakumullahu hayran kesiran.